Atom altı parçacıkların dalga özelliğinden bahsedelim arkadaşlar. Bor atom modeli hidrojen, helyum artı ve lityum artı 2 gibi tek elektronlu taneciklerin spektrumlarını başarıyla açıkladığı halde çok elektronlu taneciklerin spektrumlarını açıklamada yetersiz kalmıştır. Bor'un hidrojen üzerinde yaptığı çalışmalardan 10 yıl sonra Elektronlar için ortaya atılan tanecik ve dalga kavramları yeniden gözden geçirilmiştir. Kuantum mekaniğinin tarihsel gelişimi. Elektronun dalga tanecik ikililiği. Louis de Broglie bir fotonun enerjisini hesaplayabilmek için Planck bağıntısını ve Einstein'ın enerji eşitliğini birlikte kullanmış arkadaşlarım. Yani Planck için haşnü, Einstein için mc kare eşitliğini de Broglie ne yapıyor arkadaşlarım? İkisini birden kullanıyor. Einstein'ın toplam enerji formülü E eşittir mc kare, Planck'ın enerji formülü E eşittir haşnü olup de Broglie her iki formülü eşitliyor. Dolayısıyla mc kare eşittir h nü diyorum. Nü burada frekans yani c bölü lambda yazabilirim yerine mc kare eşittir hc bölü lambda. Buradan c'ler birbirini götürüyor. Lambda eşittir h bölü mc ya da h bölü mv eşitliğini kullanabiliriz. De Broglie maddesel taneciklerle bir arada kabul eden dalgalara madde dalgaları adını verdi. Frekans eşittir c bölü lambda olduğundan frekans yerine c bölü lambda yazılırsa mc kare h c bölü lambda eşitlik parçacığın kütlesi m hızı v alındığında lambda eşittir h bölü mc ya da h bölü mv eşitliği ortaya çıkacaktır. Şimdi dikkat dikkat arkadaşlarım burada taneciğin kütlesini mutlaka kilogram alacağım. ve ise burada taneciğin hızıdır metre bölü saniyedir. Böylelikle bir parçacığın dalga boyu bulunmuş olur. Hareket halindeki taneciğin hem dalga özelliği gösterdiğini hem de kütleye sahip olduğunda tanecik özelliği gösterdiğini söylemiştir. Örneğimize bakalım arkadaşlarım. 13.26 çarpı 10 üzeri 5 metre bölü saniye hızla hareket eden 2 çarpı 10 üzeri eksi 30 kilogramlık elektronun dalga boyu kaç nanometredir? Planck sabitimiz verilmiş arkadaşlarım. 6,63 çarpı 10 üzeri eksi 34 kilogram metrekare bölü saniye. Şimdi burada hızımız var. Kütlemiz var. Ve haşımız var. Demek ki burada de Broglie eşitliğini kullanacağız arkadaşlarım. mc kare eşittir hc bölü lambda. C'ler birbirini götürdü. Lambda eşittir h bölü mc ya da lambda eşittir h bölü mv. Planck sabitimizi yerine yazıyoruz. 6,63 çarpı 10 üzeri eksi 34. Kütlemiz kilogram cinsinden 2 çarpı 10 üzeri eksi 30. Bakıyoruz hızımız 13.26 çarpı 10 üzeri 5. Şimdi arkadaşlarım burası 1, burası 2. 1 bölü 4 Dolayısıyla 0.25, şurası eksi 25 yaptı. Demek ki 10 üzeri eksi 9 metre. Fakat bana nanometre diyor. Bu da 0.25 nanometreye eşittir arkadaşlarım. Elektronun dalga özelliği, fotonlar gibi davranan ışığın Dalgacıklardan hareketle de Broglie elektronların da dalga özelliği gösterdiklerini ileri sürdü. De Broglie'nin bu düşüncesini kanıtlamak için Davisson ve Germer ile George Paget Thomson yapmış oldukları deneyler sonucunda elektronun tıpkı X ışınları gibi kristalde kırınıma uğradığını tespit ettiler ve elektronların dalga boylarını ölçmeyi başardılar. Davisson ve Germer, düşük enerjili elektronların nikel bir hedeften saçılması ile ilgili deney yaptı. Deneyi yaparken nikel yüzey kaza sonucu düşen kırık yüzünden oksitlendi. Şimdi arkadaşlarım tesadüfen yere düşüyor ve düşünce kırık oksitleniyor. Hidrojen buharı içinde ısıtarak oksit tabakasını yok etmek isteyen Davisson ve Germer, elektronların belli özel açılarla saçıldıklarının farkına varıyorlar. Thompson'ın oğlu George Paget Thompson Davison ve Germer'in deneyini alüminyum levha üzerinde gerçekleştirerek elektronların metal levhadan geçerek oluşturdukları girişim ve kırınım desenlerini gözlemlemiştir. Bu görüntülerin ışığın dalga özelliğini kanıtlayan yak deneyindeki görüntülere benzediği anlaşıldığından elektron da aynı görüntüyü oluşturduğu için elektronun dalga özelliği gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.